Bir tanemiz, heybetimiz, güzeller güzel hocamızla yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Hoş geldiniz hocam. Ama doğru. Gerçekten maşallah. Doğru. Yani ben katılıyorum. Hocam. Zaten yani içeri girdiniz, gözlerim kamaştı. Ben çok az ifade ettim maşallah. Hocam. Harikasınız maşallah. Maşallah. Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah. Ne yapalım? Hocam sizi seyrediyoruz şu an. Dillerle oldu maşallah. Önce bir sıkı yoklama yapalım. Hemen alayım hocam inşallah. Evet efendim. Yoklamayla başlayalım sohbete. Efendim. Doyulmaz imanı muhabbet ediyor. Maşallah. Maşallah. Devam ettirebilir miyiz? Evet. Doyulmaz imanlı sohbete mi? Muhabbete evet. mi? Evet. Muhabbete. Yoklamayı öyle yazıyordum da. Evet. Efendim, canım şeyhimiz, muhterem şeyhimiz, dünyalar tatlı şeyhimiz, Şeyh'in Şah, Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri hocamız, dün iyiymiş maşallah, aman hasta adamları sakın şeyimizin yanına yanaştırmasınlar. Tansiyon normalisi normal, humus yemiş, nohut ezmesi, kıymalı kereviz maşallah. Zeytinyağlı pancar, çorba içmiş, çok güzel yiyecekler. Hocam siz PKK ile mücadele konusunda vatandaşların güvenlik güçlerini bilgilendirmesi ve yardımcı olmasının hayati olduğunu defalarca açıklamıştınız ve tüm vatandaşları özellikle istihbarat konusunda askerlerimize yardımcı olmaya davet etmiştiniz. Vatandaşların ihbarı üzerine Mehmetçiklerimizi şehit eden PKK'lılar Şemdinli'de sıkıştırıldı. Bir askerimiz çatışmada şehit olurken 14 PKK'lı ölü ele geçirildi. Evet. Ama her zaman söylüyorum, fikri mücadele kökten bitirir. Konuyu kökten halleder. İkinci olarak da riski gördüğümüz bu belediyeler yasasını biraz riski görüyorum. Yani aman. Başkanlık sistemi, federasyon bilmem ne bunlar Allah razı olsun. Meseleyi oldu bittiye götürebilecek gelişmelere hamile olabilir. Çok çok dikkatli olmak lazım. Bilen, uzman olan kişiler çok iyi araştırmalı. Açık gedik hiçbir şey bırakmamak lazım. Aman bu ne şekermiş, ne balmış bu. Çok nasıl şeker. Nasıl güzelmiş, güzel değil mi baya? Evet, baya güzel maşallah. Yani rica ederim Aydın Hocam siz. Efendim, fedakar bir insansınız inşallah. Ne yapalım? Ara mı verelim? Olur hocam. Tamam. İnşallah. Devam ediyor. Canım çok benim şeker. Maşallah. Güzel tatlı. Acayip evet. Şeker. Çok şeker. Norveç'ten Hanna. Hanna çok güzel. Evet Hanna. Maşallah. Dünyalar tatlısı. Gözleri yeşil. Evet. Burnu kalkık çok güzel. Küçük. Dudakları çok güzel. Dişleri güzel. Huyu güzel. Boyu bozu zaten harika. Çok şahane, kibar, insancıl, çok sıcak kanlı, çok güzel. Sıcak kanlı. O bizim canımızın var. İçi. Hemen hepimizle arkadaş oldum maşallah. Evet, kısa sürede hepimizin ismini öğrendim evet. Maşallah. Nasıl, İstanbul'u sevdin mi? I like Istanbul very much. Çok sevdim diyor. Arkadaşlarını sevdin mi? Yeah, I like all very much. Everyone is so friendly and... Herkesi çok sevdim, çok dost çok canlısı arkadaş herkes, yani. Çok arkadaş canlısı diyor. Peki benim hakkımda fikrin ne? I think you're very charming and you're friendly and attractive. I like very much to be here. Çok çekici, çok cazibeli bir insansınız. Burada olmak çok hoşuma gidiyor diyor. Ve çok siz de çok sıcak kan, çok dost canlısınız. Pozitif bir şeker şey bu ya. Maşallah. Tatlı bir şey. Maşallah. Very sweet. Maşallah. Maşallah. And I have to say to all the girls also, everyone is so beautiful. Ayrıca bütün kızlar ve herkes çok güzel diyor. Maşallah ne güzel insanlar. Maşallah, evet, tatlı gerçekten. Kibir, gurur falan, yok. Enaniyet falan öyle bir şey yok. Çok insancıl. Çok pozitif maşallah. Çok pozitif. Aferin maşallah. Sen böyle güzel ahlaklı olduğun için Allah seni hep korur inşallah. Allah sana hidayet versin, sağlık, sıhhat versin, iyilik, güzellik versin, bereket versin. Güzelliğini daha da artırsın. Huzurlu, güzel yaşamanı sağlasın Allah. İnşallah. Canımın içi, bir tanem benim.
Maşallah. Thank you so much. Senin onlar. Size ikram ediyorum. Acayip şeker. Bayağı tatlıymış bu ya. Maşallah. Allah'ın hayret böyle fıtrat fıtrat evet. Yaratması insana. Mesela bu hoş. Geçenlerde gelen ufaklık var ya adamın. Çok şeker. O da çok şeker. Bayağı, bayağı şeker. Acayip şeker. Bayağı tatlı. Kız çocuklar ne tatlı oluyorlar ya. Hayret ya. Tavşanlar, kediler, hepsinin üstünde kız çocuklar. Evet. Evet. Acayip tatlı. Maşallah. Siz sevmeyi çok güzel biliyorsunuz hocam, maşallah. Maşallah, yani elhamdülillah. Maşallah. Benim bir tane, benim canımın içi. Neşeli rahat olması çok güzel. Şu an Twitter'da worldwide, dünya çapında hashtag olarak A9TV izliyorum ifadesi ikinci sırada. Maşallah. Twitter'da maşallah. Şu anda dünya çapında ikinci sırada. Allah Allah. A9TV izliyorum evet. A9TV'yi izliyorum. Çok güzel. Tabii elhamdülillah. O zaman birinci olmamız gerekiyor. İnşallah. Tabii inşallah. Birincilik için gayret edelim. İnşallah hocam. İnşallah. Ah aman aman develim demiş. Sordum aslan nerede? Dedi dedi Sincan nerede? Çok sallama kemiği düşürürsün. O şarkıyı bir uygun hale getirelim. Benim sultan nasılsınız? Efendim. Şu an alt yazı olarak görüyoruz hashtag'i. A9TV izliyorum. Kardeşlerimiz buradan Twitter'dan da katılabilirler inşallah. A9TV izliyorum. Ben ne yapmam gerekiyor şu an? Bir numara olanı dediniz hocam. Onun için kardeşlerimizi duyuruyoruz. Ben ancak R. Rah rah rah. A9. Efendim. Sevgi çok güzel. Bak benim canım Norveçli. Dünya tatlısı kuzu gibi. Mesela Hristiyan. Evet. Nur ama acayip şeker, acayip tatlı. İnşallah hidayet versin. İnşallah. Musevi de olabilir. Tabii. Değil mi? Müslüman da olabilir. Allah'ın yarattığı kul. Ama yüzünden, elinden nur akıyor. Şekerlik akıyor. Ballık akıyor. Ben gözlerini biraz daha yakından görebiliyor muyum? Nasıl gözleri? Çok güzel. Evet. Burun? Burun harika. Şahane. Çizgi film kahramanı gibi. Çok güzel. Ne güzel dünyası var canım benim. Maşallah. Tertemiz dünyası ya maşallah. Allah sevgisini artırsın maşallah. Değil mi? İnsan çok rahat ediyor evet, yanında. Evet, çok evet. Güven verici bir insan. Hemen pozitif elektrik. Bir tanem benim. Bebeğim benim maşallah. Beril Sultan nasılsınız? Şimdi ne anlatayım sor bakayım ümmeti Muhammed'e. Hemen sorayım inşallah. Yusuf suresi açıldı açtığımda. Maşallah. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Kim bilir ne şifre veriliyor. Elif. Lam. Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Gerçekten biz akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yani düşünüp ince ince araştırıp derin tefekkür ederek içindeki hikmetleri bulmaya çalışın diyor Allah. O incileri, mercanları, o güzel mücevherleri Kur'an'ın içerisinde bulun diyor. Araştırın. Evet. Ama aklederseniz bulursunuz diyor Allah. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizde en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Bak hep Kur'an'a dikkat çekiliyor. Kur'an dışında bir şeye dikkat çekilmiyor. Allah en güzel kıssalar var burada diyor Kur'an içerisinde. Evet. Mesela Yusuf kıssası. Kıssalar çok önemlidir Kur'an'da. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Mesela bizim birçok şeyden haberimiz yoktu.
Değil mi? Peygamberimize de vahyediliyor. Mesela Lulim Kuyruk yazısı, Haley Kuyruk yazısı, diğer olaylar hepsi sonradan bildirilmiştir. Hani Yusuf babasına babacığım, bak şefkat dolu bir ifade, babacığım. Gerçekten ben, babası İsrail biliyorsunuz, evet. Yakup aleyhisselam. Rüyamda 11 yıldız, 111 ayet. Yusuf suresi 111 ayet. Evet. 12. sure, ama bak 111 ayet, ne diyor? 11 yıldız ve güneş. Ne yapıyor? 12 yapıyor. Ama o 11'e dikkat çekilmiş. Ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm demişti. Burada bir sır var. 11 yıldız, güneş ve ay. Yani dünya ülkelerinin biliyorsunuz hepsinin hemen hemen hep ya yıldızdır. İslam ülkelerinin hep aydır. Evet. Ya Türkiye'de olduğu gibi ay yıldızdır. Bayrakları, amblemleri. Güneş, ay ve yıldız. Dünya bayraklarında hakim olan alametler. 11 yıldız. Hepsi tabi olacak inşallah. Kime? Mehdi'ye. Allah annesiyle. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Ebced'i 2018 tane veriyor. Bak, böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Ebced'i 2018. Biz 2012'deyiz. Az kaldı 2018'e. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Yusuf ve kardeşi kim? İsa Mesih ve Mehdi. Ebced'i kaç? Onun da 2019. Bak burada 2018, bunun da 2019. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. Kaçıncı ayet? Yedinci ayet. Yusuf'la yedinin bağlantısı zaten Yusuf suresinde geçiyor. Yediler hep hakimdir. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. 2018. Yusuf ve kardeşinde şeytan Allah'a sığınırım. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. 2019. Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Yusuf suresinde yine Allah emrinde galip olandır. 2014. Az kaldı 2014'e. Bak Yusuf suresinin sırlarından. Allah emrinde galip olandır. 2014. Evet dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam Doğan grubunun bütün yazarları hep bir ağızdan Şemdin Sakık'ın iddia edilen Ergenekon terör örgütü davasına tanık olarak dinlenilebilecek vasfa sahip olmadığı, geçmişi karanlık olan bu insanın söylediklerine itibar edilmemesi gerektiğine dair yazılar yazıyorlar. Bugün de Ahmet Hakan, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birant gibi yazarlar. Böyle bir müptezel nasıl böyle bir davada tanık olur? Bu demokrasiye aykırıdır, adalet sistemimize deleniyor. Bu tanıklık davanın meşruiyetini gölge düşürüyor gibi aynı mantıkta yazılar yazdılar. Niye canım? Suçunu itiraf ediyorsa, doğruyu söylüyorsa, hakkı söylüyorsa, suçu ele veriyorsa, bu bir üstünlüktür, tabii iyidir. Gizlesin ne yapsın? Tabii. İnşallah. Abdullah Öcalan bile çıksa, itiraf etse, her şeyi anlatsa. Evet. Bu iyi bir şey bu. Tabii. Kötü bir şey değil ki. Evet. Gizlemesi kötü. Anlatması iyi. O zaman kötü adam ömür boyu kötü mü olacak yani? Kötü adam hiç iyi bir şey yapamayacak mı? Tabii. Doğru bilgi veremeyecek mi? Doğru bilgi vermesi iyi işte. İnşallah. Veyahut doğru olduğuna şüphe ediyorlarsa araştırsınlar. Ama doğru bilgi verebilir bir insan. Mesela bir katilden de doğru bilgi alabilirsin. Bir hırsızdan da doğru bilgi alabilirsin. Yani bir katil, hırsız hiçbir şekilde doğru bilgi vermez denir mi? Olur mu öyle şey?
O zaman hiç itibar edemeyiz onlara. Hiç itibar olmaz. Tabii. Yani ifadelerine itibar olmaz o zaman. Yeri ifadelerini kabul ediyorsan, onu da kabul edeceksin. İnşallah. İnşallah. Doğru söyleyebilir. Diğer ifadelerle birleştirirsen tamam. Tabii. Buyurun. İnşallah. Tansu Çiller'in 28 Şubat asıl bana karşı yapıldığı sözüne cevaben Ahmet Hakan bir yazı yazdı ve yazısında 28 Şubat'ta Erbakan hocamızın iki partisinin birden kapatıldığını, Milli Gençlik Vakfı'nın tüm mallarına el konduğunu, Erbakan hocamızı yasaklı hale getirdiklerini ve milli görüşe büyük zarar verdiklerini ve tüm bunlara rağmen Tansu Çiller'in 28 Şubat bana karşı yapıldı demesinin insafsız bir yorum olduğunu yazdı. Yok, doğru söylüyorum. Demokrat zihniyet kaldırılmak istendi. Yani Adnan Menderes'e yapılan neyse, evet. O da aynı şekilde, aynı bağlantı, aynı mantık. Tamam, kısa bir ara verelim, devam İnşallah. Edelim. İnşallah.